ET Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan stüdyomuzda. Dün gece oynanan penaltı golüyle kaybedilen Galatasaray Young Boys maçını konuşacağız. Günaydın. Günaydın efendim. Ne kadar güzel bir sabah değil mi? Hayır. Neden? Ben sizi gördüğüm için öyle demiştim. Ben de Galatasaray mağlup olduğu için öyle söyledim. Yoksa tabii ki burada olmak, sizlerle olmak, özellikle sevgili Sedat'ta olmak falan çok güzel şeyler. Yani. Peki. Ama ben tamamen dün akşama atıf olarak söylemiştim. Biliyorum, yoksa biliyorum, latife yapıyorum. Çok çok güzel bir şey. Nasıl geçti maç sence? İyi geçmedi. İyi geçmedi. Galatasaray salı akşamı sezonun 90 dakikasına çıkacak. Yani diyebilirsiniz ki daha Ağustos bitti. Niye sezon? Yani şimdi taraftar gibi konuşuyorum. Şu anda taraftar gibi konuşuyorum. Eğer Galatasaray her sene şampiyonluğu Avrupa'da başarısız olacaksa hiç umurumda değil benim yani. Çünkü tüzüğünde yabancı takımları mağlup etmek olan bir camianın, bir kültürün Young Boys gibi kendinden daha düşük nitelikli bir takımı geçmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Tekrar gazeteciliğe dönüyorum. Salı akşamı itibariyle Galatasaray sezonun maçına çıkacak. Çünkü bütün yatırımlar, planlamalar, o onlarca milyon euroluk yatırımların karşılığı bir Şampiyonlar Ligi bileti. Şampiyonlar Ligi bilet demek sadece o 8 maçta elde edilecek puanlarla ve veya paralarla elde edilecek bir karşılık değil. Galatasaray'ın kendisine ispat etmesi rüştüdür. Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rüştüdür. Ama dün akşamki oyun ve gelecek maçta olası eksiklikler bu hissi, bu tadı verdi mi derseniz öyle %100 gürültülü, coşkun bir şekilde bunu söyleyemem. Çünkü Muslera yetişir mi bilmiyorum. Okan Hoca umutlu konuştu. Davinson Sanchez'in yetişme ihtimali bence az. Kaan Ayhan cezadan dönüyor. Abdülkerim Bardakçı cezalı. Ve bunları niye önce sayıyorum? Nelson'la Metehan'ın oynaması bekliyorum. Çünkü Galatasaray'ın takım savunması kadar savunma hattının da sorunları söz konusu. Dolayısıyladır ki dün akşam gördüğümüz hızlı hareketli gole net giden bir Young Boys'un burada da bize sorun çıkartması mümkün. Kaldı ki burada bize sorun çıkarttıkları zaman, Allah muhafaza, 1-0 öne geçtikleri zaman bizim orada yakalamamız gereken skor en az 2 tane gol uzatmak için. Şimdi dolayısıyla Galatasaray dün akşam kötü bir performans sergiledi ama o kötü performansta bir kardelen çiçeği vardı. O da Mitchy Batshuayi. Beşiktaş'a geldiği gün itibarıyla siyah beyazlı camianın ve özellikle siyah beyazlı medya mensuplarının kaçırdığı birkaç gol, direkten dönen birkaç topu nedeniyle itibarsızlaştırdığı, istiskal ettiği eskilerin deyimiyle bu değerli oyuncu bence Fenerbahçe'de harika bir performans gösterdi ve yaşı da bir yere geldikten sonra Fenerbahçe dedi ki ya ben şu kadar para vermek istiyorum. Fenerbahçe kendi gerçeklerine göre bunu reddetti ve bir İstanbul büyüklerinde oynayan tek yabancı oyuncu olarak tarihe geçti, Galatasaray'a geldi. Geldiği günden beri de dakika skor katkısı, oransal katkısı çok yüksek bir oyuncu. Şu an itibariyle Galatasaray'ın, üzülerek söylüyorum, Icardi çok kıymetli bir oyuncu olabilir ama Galatasaray'ın en flaşörü yanan oyuncusu. Oyunu o bize katmaya çalıştı. Kattı da ama ardından Abdülkerim Bardakçı'nın çok büyük şanssızlığı oluşturduğu penaltı. Kaldı ki 3. dakikada ve 42. dakikadaki gollerde de maalesef Bardakçı'nın katkıları vardı. Muslera dahil olmak üzere. Futboldur bu, olur. Başka maçlarda çok iyi performans göstermişlerdi. Galatasaray 2-2'ye başka bir şey konuşturacakken 3-2'ye bize başka bir şey konuşturtuyor. Dolayısıyla ankette vardı galiba sabah gelirken gördüm. Bugün paylaştık, evet. Ankette de 3. bir şık koymadığınız için sizi eleştiriyorum. Neydi? 3 şıklıydı ama. Fikrim yok değil. Ne istiyorsun? Ne bileyim ben. 4 olsun, tamam. 4 olsun. Yok yok. Yani çok zor. Bu çok gri bir alanda Galatasaray bizi bıraktı. O penaltı ve 3. gol olmasaydı net bir şekilde Galatasaray İstanbul'da turu evet diye geçerdim. Ama şimdi o şu oyunu getirecek. Galatasaray zaten önde baskı oyununu çok seviyor. Dün akşamki Saray'ı, işte hoca gene Icardi'yle başlayacak. Icardi'yi, Kerem'i, Barış'ı, Torreira'yı biz önde basarken gördüğümüz zaman o maçın yanılmıyorsam 53. dakikasındaydı. Eski Karagümrük'te oyuncu, şu anda adı aklıma gelmiyor. Onun gibi birkaç tane arkaya ve de ilk golde yediğimiz gibi pozisyon verdiğimiz takdirde olmuyor işte. İşte yani 2-2 ile 3-2 arasındaki fark aslında buradaki fark kanımca. Peki şimdi Galatasaray İsviçre'den dönerken Beşiktaş ve Trabzonspor İsviçre'de, Başakşehir'le de İrlanda takımı bu gece karşılaşıyorlar.
Sence takımların şansı neler? Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Trabzonspor tırnak içinde bir fetret devri yaşıyor. Yani yakın dönemin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sahada futbol olarak Trabzonspor iyi demek istemiyorum. Değil çünkü. Ama Trabzonspor'un etrafında kara bulutlar dolaşıyor. Dolayısıyla Trabzonsporlu oyuncuların da bundan etkilenmediğini söylemek çok iyimserlik olur. Trabzonspor için soru işareti var. Beşiktaş şu anda ligin en iyi top oynayan, en göze hoş gelen ve 3 karşılaşmada 7'yi 2 gol var antrenmanında ama 3 karşılaşmada 9-2 11 golle bizi çok mutlu eden, yani Beşiktaşlıları çok mutlu eden, futbol severleri çok mutlu eden bir performansla Lugano'yu Fenerbahçe önünde izledik, takip ettik. Geçen seneden de Beşiktaş'ın alması gereken tırnak içinde bir futbol intikamı var. Ben Beşiktaş'ı Lugano önünde bir çıt önde görüyorum. Başakşehir St. Patrick mücadelesi, Başakşehir takımı kendi içinde yıllardır bir futbol kültürü olan takım, turu ortada görüyorum ama yani Beşiktaş bir çıt önde, Başakşehir ortada. Trabzon için çok daha iyi şeyler söylemek isterdim. Umarım yarın sabah yaptığımız yayında ben dün akşam Trabzonspor'la ilgili yanılmışım derim. Peki Beşiktaş'ın genel performansı ile ilgili genel performansı bunu? Ya 3 tane adam aldın ki toplam 4, yani Muçi'yi de katıyorum içerisine. Hatta 5 adam aldın. Muçi, Almusrati, en öndeki Immobile, Rafa Silva ve savunmadaki Paulista. 5 adam aldın. İki tanesini geçen sene, daha doğrusu devre arası olmak üzere takıma yeni katılan 3 oyuncu bambaşka bir çehre getirdi. Yani o evi aldı. Hani var ya bazı televizyon kanallarında evi alıyor, tekrar yapıyor falan. O evi aldı. Aslında ev aynı ev ama ne bileyim, vazoyu şuraya koydu. Aldı, döndü, halının rengini değiştirdi. Döndü, televizyonu yukarıya astı. 3 tane adam yaptı bunu. Halbuki Beşiktaş aynı Beşiktaş. Yani çok böyle özellikli oyuncuları yok diye geçen sene adeta yerden vurulan takımı aldı. Savunmada Paulista, orta sahada Rafa Silva, ileride de Immobile bambaşka bir hale getirdi. Yani utanmasalar evi alıp başka siteye taşıyacaklar. Yani o kadar güzel iş yaptılar. Peki, var mı eklemek istediğin? Eklemek istediğim, dün Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Şeref Eroğlu'yla bir kahvaltılı basın toplantısı bir araya geldik. Bundan sonra, inşallah bizim ETS Spor'da 10 Eylül'de açıldıktan sonra, Türkiye'nin gündemi Ankara'nın da, yani siyasetin de öyle ya da böyle içinde bulunacağı federasyon başkanlığı seçimleri olacak. Bunun izini dün aldım. Çünkü özellikle olimpiyat sonrası Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar, sonra Sayın Mehmet Baykan'ın bizim stüdyomuza yaptığı açıklamalarla birlikte yakın dönemde Türk spor gündemi futbol gürültüsünün dışında biraz olimpiyat sonrasındaki federasyon başkanlığı seçimlerine gidecek diye tahmin ederim. Teşekkür ederim Mehmet abi. Rica ederim. Değerlendirmeleri için. Saygılar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Peki, bu saat dilimini noktalıyoruz burada. Saat başında görüşmek üzere. Ayrılmayın bir yere.